Merhaba herkese. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sesle ilgili problemimiz var mı? Önceki webinarlarda karşılaştığımız bir sorundu bu. Daha doğrusu tarayıcılardan bir ayar yapılması gerekiyor. Olur da sesle ilgili problem yaşayan olursa tarayıcı ayarlarından ses kısmını aktif edip tekrardan login olurlarsa problem gideriliyor. Bilginiz olsun. Beş gibi başlayalım dedim. Bu beş geçe gibi başlayalım dedik ama birazdan başlayalım derim. Tekrardan merhaba. Adım Şerif Özde'de. Nebula Bilişim'de BT Risk ve Uyum Uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün Verbis kaydı süreci ağırlıklı KVKK uyum uygulamalarından ve Nebula Bilişim olarak uyum yöntemlerimizden özellikle de Verbis kayıt süreci ile ilgili danışmanlık modelimizden bahsedeceğim. Sunum içeriği olarak ilk başta önemli bir konu olan, artık çok fazla vaktimizin kalmadığı Verbis kayıt sürecini ele alacağım. İkinci olarak kişisel veri envanteri hazırlama kısmından başlayacağım. Çünkü kişisel veri envanteri hazırlama direkt Verbis'i konu alan, Verbis'in tamamlanmasını gerektiren tüm zorunlulukları, yapmanız gereken tüm çalışmaları içinde barındıran bir çalışma. KVKK uygulama kısmına çok fazla girmeyeceğim çünkü bununla ilgili artık çok fazla veri var. Bununla ilgili birçok farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Bu amaçla Verbis'le ilgili soruları ve Verbis'le ilgili süreci ana hedef olarak seçeceğiz. Daha sonra bir boşluk analizi hizmetimizden ve boşluk analizi modelinden bahsedeceğim. Neden gerekli olduğunu ve faydalarından bahsedeceğiz. Akabinde kurul tarafından belirlenen kriterlere göre tedbirlerden konuşuyor olacağız. Ve bu taraftaki bizim kendi danışmanlık modelimizden ve uygulamalarımızdan bahsedeceğim. Beşinci olarak Verbis'in sıkça sorulan soruları var. Yani Verbis kurul tarafından yayınlanmış. Verbis amaçlı sıkça sorulan sorular yayınladı. Biliyorsunuz ki yaklaşık 80 küsur tane soru var. Ben bunların içerisinde en çok bana sorulan ya da en çok böyle merak uyandıran konuları özellikle alıp bunları içine açarak size bahsedeceğim. Ve Verbis kayıt hizmetimizden bahsedeceğim. Verbis kayıt hizmeti süreciyle ilgili kayıt esnasında neler yapılacağına dair konuşacağım. Ve son olarak da sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Evet, bunu ele almadan sunuma başlamak istemedim. Verbis kaydının artık sonlarına yaklaşıyoruz. Son tarihimiz 30 Eylül ve artık Verbis'e kayıt olunmazsa net bir şekilde 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir ceza söz konusu. Şu açıdan çok önemli bu uyarı. Kurul tarafından denetlenmediğiniz sürece veya bir ihlal durumu oluşmadığı sürece ceza ile karşılaşmanız, bir şikayet olmadığı sürece ceza ile karşılaşmanız çok muhtemel değil. Yani KVKK uyumluluğunu erteleyip son gününe kadar beklemek sizin ceza yemeden işletmenizi devam ettirme yolunda başınıza gelmeyebilir. Ama Verbis'in kaydının kaçarı yok. Yani son tarihten itibaren ceza yükümlülüğünüz aktif olarak başınıza gelebilir. Bu anlamda Verbis'e kaydın zorunluluğu çok daha gerekli hale geliyor. Bu anlamda sizi tekrardan uyarmak istedim. Önemli konulardan biri Verbis kayıt sürecindeki istisnalar veya istisna dışında istisna olmayıp kayıt tarihlerinin hangi dönemlerde olacağına dair bilgilendirme. Birçoğumuz bunu biliyoruzdur ama bazı konularda netleştirmek amaçlı buradan bahsetmek gerekiyor. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek kişi veri sorumluları
artık 30 Eylül'e kadar dahil olmak zorunda. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok olmasının kastı işte bir tamamlanan yıl içerisindeki 7 ayın toplamında olan ortalamanın 50'den çok olma durumu size direkt verbise kayıt zorunluluğuna sokuyor. Ve mali bilançodan bahsedeyim. Mali bilançoda yine sizin yıllık tamamlanmış yılda olarak muhasebe fel bazda hazırladığınız olduğunuz aktif pasif eşitliğinden bir mali bilançonuz oluşuyor. Bu mali bilançonun 25 milyon TL'den fazla olması sizi direkt verbise kayıt zorunluluğuna sokuyor. Yurt dışında yerleşik kişiler için de aynı durum söz konusu. Onlarda da tarih yine 30 Eylül. İstisna yani biraz daha diğerlerinden süre olarak daha uzun olan yıllık çalışan sayısı 50'den az ama ve bilanço toplamı da 25 milyon TL'den az ama ana faaliyet konusu özel nitelik kişisel veri işleme olan. Yani ürettiği sektördeki varlığı direkt yaptığı iş özel nitelik kişisel veri işleyen tüm kurumlar buna dahil. Yani sizin çalışan sayınızda kazancınız etkilemiyor. Ana konunuz özel nitelik kişisel veri olduğundan dolayı otomatikman dahil olmak durumunda kalıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse işte laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri gibi kurumlar buna dahil edilebilir. Ve kamu kuruluşları ile ilgili durum var. Kamu kuruluşlarında tüzel kişilerden çok büyük farklılığı yok ama kamu kuruluşlarına 30 Haziran 2020'ye kadar vakit verilmiş. Verbis kayıt süreci için verbis kayıtın gereksinimleri var. Yani bunları yapmak zorundasınız. Bunları yapmadan verbise kayıt olamazsınız. Bunlardan bahsedeceğim. İlk etapta bir veri sorumlusu belirlemek gerekiyor. Veri sorumlusuna ait kimlik ve adres bilgilerini kurul tarafından belirlenmiş başvuru formuna yazmanız gerekiyor. Bu direkt step by step next olarak girdiğiniz adımlar. Açıkçası yine kurulun yayınlamış olduğu bir doküman var, Verbise Kayıt Rehberi diye. Bu rehberde gayet açıklayıcı, çok basit bir dille anlatılmış bir kayıt aşamanız. Bunları ilerletmeniz gerekiyor. Bu adım kolay ama bundan sonraki adımlar için mutlaka belli çalışmaları yapmanız gerekiyor, belli bir emek vermeniz gerekiyor. Buralarda biz size yardımcı olmaya talibiz. Gerekli tüm danışmanlık yetkinliği tarafımızdan verilecek. İstenmesi durumunda. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini bu alanda girmeniz gerekiyor. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğimizden kasıt veri size ne amaçla giriyor ve bunları ne amaçla işlediğinize dair bir sekme olarak girdiğiniz bir alan burası. Bahsettiğim kişisel veri envanterinin zaten ana konusu bu. Kişisel veri envanteri hazırlandığı zaman bu verileri girmek durumundasınız. Ve diğer bir zorunluluk veri konusu kişi grubu ve gruplara ait kişi veri kategorileri hakkında açıklamalar. Yani kişilerin hangi veri kategorilerine göre kaydediyorsunuz? Yani kişisel verisini kaydettiğiniz kişinin hangi veri kategorilerini seçiyorsunuz? Buradaki en önemli konu veri kategorilerinden kasıt iletişim bilgisi, adres bilgisi, kimlik bilgisi gibi. Burada tutup işte kişinin adını giriyorum, telefonunu giriyorum, mail adresini giriyorum gibi seçenek yok. Veri kategorilerini seçerek ilerliyorsunuz. Bu da yine veri envanteri, kişisel veri envanteri çıkarmadan yapabileceğiniz bir adım değil. Ve bu adım da verbise kayıt kısmında zorunlu olan bir alan. Kişisel verilerin aktarabileceği alıcı veya alıcı grupları. Dikkat ederseniz direkt sizin aslında veri haritanızı görmek istiyor. Yani veri size ne amaçla giriyor, ne yolla giriyor, kimlerle paylaşılıyor gibi bir durum. Ve hangi kişi gruplarıyla bunu paylaştığınız yine bu alanda giriyorsunuz. Bu da kişisel veri envanteri konusu. Bir kişisel veri envanterini zaten doğru oluşturmanız durumunda işin %50'sini tamamlıyorsunuz. Verbise kaydının %90'ını tamamlamış oluyorsunuz. Yani işin açıkçası kişisel veri envanterini çıkarttıktan sonraki adımı sadece boşluk doldurma ve irtibat kişisini seçmeye kalıyor. Bu anlamda kişisel veri envanterini çıkardıktan sonra verbise kayıt için çok da zor bir durum söz konusu değil. Yabancı ülkelere aktarım konusu gene bu alanda. Yani paylaşım sekmesiyle ilgili yaptığınız çalışma yabancı ülkelerle aktarımını belirlemeniz açısından faydalı. Yabancı ülke konusu özellikle kurulun çok dikkat ettiği bir konu. Ve Verbis de buna özel bir alan açmış durumda.
Biliyorsunuz bu halen daha yayınlanmadı ama bir beyaz liste, kara liste durumu söz konusu. Yani kimlere verileri paylaşabiliriz? Hangi durumlarda, hangi ülkelerle verileri paylaşabiliriz ve hangileriyle paylaşamayız ve paylaşma zorunluluğumuz olma durumunda kuruldan yazılı onay durumu söz konusu. Bundan dolayı yabancı ülkelere aktarım durumu varsa bunu atlamayın. Verbis'e bunu da girmeyelim. Mantığı çok doğru değil. Daha sonraki durumlarda size tekrar belli yaptırımlara sokabilir. Ve kanunun 12. maddesinden görülen, kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler, kanunun 12. maddesinde net bir şekilde söylüyor. Kurumlar, yani veri sorumluları net bir şekilde yeterli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Açıkçası bunun ucu çok açık. Yani birçok rehber yayınlandı, birçok yönetmelik kararlar alındı. Bununla ilgili çok fazla doküman var uyumluluk açısından. İşte şurada bu yazıyor, burada bu yazmıyor. Bu yazmıyorsa gerekli değildir gibi bir algı oluşmasın. Yeterli idari ve teknik tedbirlerden kasıt veriyi sızdırmanın, veriyi dışarı kaçırmanın, kontrolsüz kaçırmanın önüne geçebilecek tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüsünüz. Bundan dolayı en iyi şekilde kurgulama amaçlı bir yol haritası izlemeniz gerekiyor. Yani tutup rehberi karşınıza alıp veya yönetmeliği tamam yazanlar zaten size yol gösterme amaçlı gereklilik ve zorunluluk. Ama bu yazmıyor, bu yazmadığı için ben bunu uygulamayacağım gibi bir durum söz konusu değil. Eğer uygulamadığınız bir adım için adımda veri sızması söz konusu olursa yeterli tedbiri almadığınıza dair bununla da ilgili bir bulgu yemeniz yüksekte ihtimal. Ve kişisel verinin mevzuatta öngörülen veya işledikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi. Yani yine kanunun çıkma sebeplerinden biri. Veriyi ne kadar süre saklayacaksınız? Yani veriler size birinin emaneti olarak veriliyor aslında. Yani bu verilen emanete ne kadar süre sahip çıkacaksınız? Ve ne kadar süre bunu kullanmaya ihtiyacınız var? Bunları belirleyip İmha sürecini, imha politikanızı oluşturmanız gerekiyor. Bu anlamda yine kişisel veri envanteri kısmında hangi veriye, hangi veri kategorisinde ne kadar süre tutacağınızı belirledikten sonra verbise de bunu girmekle gelelim kişisel veri envanteri konumuza. Açıkçası KVKK uyum sürecinin en önemli adımlarından biri. Tamamlamanız demek işin %50'sini tamamlamanız demek ve verbise kayıt için olmazsa olmaz çalışmalarından biri. Kişisel veri envanteri çıkarmanız bu anlamda zorunlu. Ve uyum süresince kullanılacak yol haritası. Çünkü 5N1K modelini düşünürsek eğer bu anlamda kimin verisini nasıl, neden, nerede, ne zaman sorularıyla biraz daha bunu açabilirsek nerelerle, kimlerle, hangi verileri paylaştığınızı seçebileceğiniz çalışma. Bu çalışmadan sonra sizin net bir şekilde kimlerle açık rıza yapmanız gerektiği, kimlerle aydınlatma metinleri yapacağınız veya hangi tedarikçilerle sözleşmenizi KVKK alanına güncellemeniz gerektiği, yine personelle ilgili gizlilik sözleşmeleri, yani yapacağınız tüm idari ve teknik tedbirlerin haritası bu çalışmayla çıkıyor. Bu çalışmanın düzgün yapılması demek, ileriki adımlardaki ekstra maliyetleri veya yaptığınız bir çalışmanın bir daha üzerinden geçmesini engelleyecek önemli bir çalışma ve en önemlisi verbise kayıt için olmazsa olmaz gerekli bir çalışma. Bu anlamda uygulamamız gereken kişisel veri envanteri modelinden biraz bahsedeyim. Bu kendi tasarladığımız bir envanter çıkarma modeli. Excel'de hazırladığımız bir çalışma. Bu anlamda kişisel veri envanterindeki tüm sütunlar ve tüm satırlar sizin mevcuttaki işlediğiniz verilerin kategori bazında veya veri bazında ele alınması çalışması. Bu anlamda şu bir gerçek ki veriler size yaptığınız operasyonlarla giriyor veya dışarı çıkıyor. Bu anlamda ilk yapacağınız kategori seçimi organizasyon, yani departman ve servis bazlı ele almak durumundasınız. Hangi departmanın yaptığı işte veriye dokunuyorum, hangi departmanın alt servisindeki hangi title'ın yaptığı süreçle alakalı verim dolaşıyor, verimle ilgili işlemler yapıyorum. Bu alanda ilk aşamada bu bilgileri girmeniz gerekiyor.
Mesela örnek iki satır olarak hazırladım ben. Veriler gerçek değil. Örnek olması amaçlı girdik. Ve süreci seçmeniz gerekiyor. Yani hangi işi yaparken ben veriyi alıyorum, veriyi işliyorum. Bu anlamdaki alanları, süreç gruplarını, süreç aktivite adını girmeniz gerekiyor. Aktivitenin genel çıkması ve gerekçesi, yani neden yaptığınızı net bir şekilde burada belirtmeniz bir sonraki adımlarda sebep ilişkisini ortaya koyar. Ve verinin ilk giriş kanallarını burada seçiyorum. Yani veri bana hangi yollarla giriyor? İstemediğiniz yollarla da giriyor olabilir. Bunu engelleme amaçlı veya bunu disipline etme amaçlı bu giriş şekillerini seçmeniz lazım. Verilerin fiziksel kanalla mı, örnek veriyorum elektronik postayla mı, kargoyla mı girdiğini bu alanda seçebiliyorsunuz. Ve önemli konulardan biri, kişisel veri envanterinin ana konularından biri toplanma ve kullanma alanı. Yani verileri nerede topluyorsunuz ve ne amaçla kullanıyorsunuz? Bu kısımda işin ayrıntısına giriyoruz. Yani veri tiplerini net bir şekilde burada seçmemiz gerekiyor artık. Yani veri kategorisini seçtim. Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, aile bireyleri, yakınları gibi. Alt bir üst kategori olarak seçtim. Onun altında ise artık ayrıntılı bir şekilde kimlik verisi olarak ad soyad, TC kimlik numarası, işte iletişim bilgisi olarak telefon numarası, e-postası, aile bireyleriyle ilgili yakınlık bilgilerinde yine anne adı, baba adı gibi seçeneklerin seçilmesi, doğum yeri gibi. Bu anlamda daha da ayrıntılı hale getirebiliyoruz. Ve toplama, kullanma amacını seçiyoruz. Yani ne amaçla topluyoruz biz bu verileri? Buradaki amaç işi bir yasal çerçeveye dayandırabilir miyiz? Yani biliyorsunuz ki eğer bir yasal süreçten kaynaklı verileri topluyorsam açık rıza almam gerekmiyor. Bu anlamda, bu alandaki seçeneklerde bir yasal süreçten kaynaklı bir durum varsa bu sizin kimlerle açık rızayla işlem yapılacağınızı ortaya koyan bir alan. Yine önemli alanlardan biri özel nitelik kişisel veri işliyor muyum? Yani çünkü özel nitelik kişisel verinin işlenmesi durumu alacağınız birçok idari tedbirin de teknik tedbirin maliyetini ve şeklini değiştirebilecek nitelikte. Bu anlamda eğer bir özel nitelik kişisel veri varsa sürecinizde bunu mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Ve saklanma ortamı, yani verileri nerede tuttuğunuz, bu da önemli bir alan. Çünkü örnek veriyorum, özel nitelik kişisel veri saklama durumunuz var, hassas veri saklıyorsunuz. Bu veri eğer bir dijital ortamda saklanıyorsa, işin içine artık enkript etme, yani kripto uygulamaları, çözümleri giriyor devreye. Bu da maliyetin ve sürecin daha da uzamasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda sakladığınız ortamların hatasız belirlenmesi gerekiyor. Bilmediğiniz ortamlarda saklama durumları bir olası durumda göz ardı, gözden kaçmış durumlara sebebiyet verebilir. Bu gibi uygulamalarda keşif çözümleri, discovery çözümleri bu anlamda faydalı olabilir. Tüm ağı tarayıp size hangi verinin nerede olduğunu belirtebilen tool'lar var. Ve işin paylaşılma tarafı yine toplanma ve kullanma kadar önemli, en çok sekmenin olduğu alan. Verileri kimlerle paylaşıyorum? Yani hangi verileri girdim, hangi veriler bana girdi, hangi yollarla elde ettim ve bunları hangi yollarla paylaşıyorum? Hangi verileri paylaşıyorum ve kimlerle paylaşıyorum alanı burası? Yani aslında kişisel veri envanterinin büyük bölümünü toplanma, kullanma ve paylaşma alanı belirliyor. Buradaki verilerin toplanma alanıyla aynı olması gerekiyor. Yani giren veriyi ile eşleştirme açısından birbirine yakın verilerin olması gerekiyor. Bunu da sağlamasını yapmanızda fayda var. Ve hukuksal süreç dayanağı var mı bu yaptığınız işin? Hukuksal dayanaktan kastımız, yani bunu bir sözleşmenin ifası amaçlı mı yapıyorsunuz? Yine bir yasal süreçlemeyi gibi bu işi yapıyorsunuz. Varsa bunun sözleşmesi, sözleşme üstüne girmeniz, o sözleşmeyi kontrol etmeniz veya sözleşmeyi bu KVKK kapsamında güncellemeniz adımını da getirebilir. Kısacası kişisel veri envanteri metodolojimiz bizim böyle. Yani tamamen buna yoğunlaşabilirseniz böyle bir envanter hazırlayabilirsiniz. Hazırlamak çok kolay değil açıkçası. Bu anlamda bizim verdiğimiz servis kayıt hizmeti artı boşluk analizi hizmetimizde kişisel veri envanterinizi sizin için çıkarıp yine tüm departmanlarınızla tek tek yaptığımız toplantılarla oluşturup size bir dokümantasyon olarak veriyoruz. Ve bunu sürekli kullanabiliyorsunuz ve yaptığınız tüm ek süreçlerde
bu çalışmayı güncelleyebiliyorsunuz. Gelelim temel boşluk analizi hizmetimizden bahsedelim. Yani boşluk analizi benim çok faydalı gördüğüm bir çalışma. İşin başlaması kısmında yaptığınız zaman işin bir before after kısmı oluyor. Yani neredeydim, nereye geldim çalışması açısından önemli bir değeri var. Bu anlamda bizim boşluk analizi çıkarma çalışmamız yine danışman ekip ve teknik kadromuzla sahanızda yaptığımız kontroller sonucu soru cevap şeklinde bir checklistimiz var. Yani direkt rehber tarafından, rehberlerin kılavuz olarak seçildiği, yönetmelikler ve kararların kılavuz olarak seçildiği buradaki gerekliliklere göre bir checklist oluşturduk. Bu checklist kısmında ilk etapta soru cevap kısmıyla geçiyoruz. Şu var mı, bu var mı, bunu nasıl uyguluyorsun şeklinde. Daha sonra verdiğiniz cevaplara göre yerinde saha kontrolleri yapıyoruz. Saha kontrollerini direkt teknik kadromuz yapıyor. Verdiğiniz cevapların sahada tutarlılığı izleniyor. Yani kısacası küçük bir denetim gibi geçiyor. Ve sonrasında bununla ilgili bir rapor oluşuyor. İşin sonunda idari ve teknik tedbirler aleminiz ortaya çıkıyor. İdari ve teknik tedbirlere dayalı eksiklikler ortaya çıkıyor ve toplam bir uyum maliyetiniz fiyatlanabiliyor. Yani teknik anlamda neye ne kadarlık bir bütçe ayırmanız gerektiğiniz 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkıyor. Ve kişisel veri envanteri de yine bu çalışma esnasında elde etmiş oluyorsunuz. Boşluk analizi kısmında örnek bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim gibi biz direkt tüm gereklilikleri ikiye ayırdık. Zaten kurgu da bu şekilde. İdari ve teknik tedbirler olarak ayrılmış durumda. İdari tedbirlerin soruları ve cevapları farklı ve bunlar direkt var mı yok mu gibi sorularla soruluyor idari tedbirler kısmı. Ve bunların değerlendirmesini ISO'nun veya birçok regülasyonun kullandığı PUKE döngüsü kılavuz olarak seçilmiş durumda. Yani mevcuttaki bir süreciniz veya bir gerekliliğinizi uygulamanın sorgulamasını PUKE döngüsüne göre yapıyoruz. Yani planlıyor musunuz, uyguluyor musunuz, kontrol ediyor musunuz, önlem aldınız mı? Ve son olarak da danışman görüşüyle 1 veya 0 bazında puanlanıp toplamda 5 puanı yakalamanız sizi bu gereklilik açısından yüksek seviyelere gelmenizi sağlıyor. Burada dikkat ederseniz tüm maddelerin yazıldığını görürsünüz. Bu maddeler kanun maddeleridir. Rehber ve yönetmeliklerdeki maddeler. Ve karşısında direkt yayınlanan rehberde ve dokümantasyondaki açıklamanın karşılığı. Ve bunu kendimizce anlayabileceğiniz seviyede açıklayarak dokümante ettik. Teknik tedbirlerle ilgili sorularda ise durum biraz farklılaşıyor. İdari taraftaki soru cevaplar bu var mı, şu yok, var, yok mu şeklindeydi. Ama teknik tarafta ise sorduğumuz soruların ayrıntısına girmemiz gerekiyor. Yani hesap yönetimi yapıyor musunuz? Yapıyorum. Neyle yapıyorsun? Active Directory ile yapıyorum. Peki Linux ve Mac kullanıcılar için veya bu sistemler için ne yaptığınız sorularını da bu anlamda vermeniz gerekiyor. Keza bir güvenlik duvarı kısmıyla ilgili, yani bir atak engelleyiciyle ilgili bir çalışmanız var mı? Bir VLAN çalınmaması yapılmış mı? Sunucu ve misafir ağları veya işte client ağları ayrılmış mı gibi ayrıntılı sorulara verdiğiniz cevaplar doğrultusunda bir puan çıkıyor. Ortalama yaklaşık bir 150-160 tane soruya göre hazırlanmış bir çalışma. İşin sonunda tüm gerekliliklerin alt maddeleriyle beraber PUKE'ye göre değerlendirilmiş yüzdesel bazda görsel olarak bir puanlamanız ortaya çıkıyor. Bu çalışmayı yapmanız da açıkçası size ciddi bir iş yükü getirebilir. Yani işe bununla başlamak size çok büyük fayda getirir. Bu anlamda yine boşluk analizi hizmetimiz bir model olarak tavsiye edilebilir. Ve en son bir grafik modeli de oluşturma şansımız var. Ve uyumluluk adında yapmanız gereken teknik idari tedbirler uygulaması var. Bunu da yine bir danışmanlık modeli olarak ortaya koyuyoruz.
Bu kısımda bizim bir sizden bir hukuk adresi, hukuk danışmanı adreslemesi talebimiz olabilir. Yani bu modeli kendi hukukçusu veya danışman olarak bize adresleyebileceği bir hukukçunun olması durumunda bu hizmet modelimizi kullanabiliyoruz. Burada aslında direkt işin ana konusu, yani uygulamanın büyük bölümünü yaptığımız alan burası. İlk etapta kişisel veri koruma komitesinin kurulması, yapılması gerekiyor. Personel farkındalık eğitimi yapmamız gerekiyor. Ve teknik ve idari tedbirler, bahsettiğim boşluk analizi yine bu hizmette elinize geçiyor. Kişisel veri envanterini tutuyoruz. Ve eksik teknik tedbirlerin istenmesi ve bunlar için bütçe alternatiflerinin oluşturulması. Burası çok önemli bir konu. Yani size yapmanız gereken teknik tedbirlerin bütçe alternatiflerini oluşturabiliyoruz. Yani direkt fiyat bazlı veya POC olarak hangi ürünü tercih edebileceğinizin çalışmalarını beraber tasarlayabiliyoruz. Veri sorunlarının sicilinde kayıt, yani Verbis kaydınızı bu aşamada yerine getiriyoruz. Erişim yetki matrisini birlikte üretiyoruz. Risk analizlerinizi kişisel veri bazlı risk analizleriniz yapılıyor. Veri sınıflandırılmasının yapıldığı alan burası. Veri sınıflandırılması önemli bir konu. Direkt rehberlerde ve yönetmeliklerde çok fazla bahsedilmeyen ama veri sınıflandırılması yapılmadan risklerinizi belirlemeniz, yetki matrisinizi oluşturmanız pek kolay değil. Bu danışmanlık kapsamında iş ve iş teknik ve denetimlerin yapılmasını beraber yapıyoruz ve size bu bir rapor olarak sunuluyor. Yani iş tetkikler yapıldı, çıkan döfler işte veya bununla ilgili işlem adımları oluşuyor ama bunun çıktısı olarak bir rapor elinize geçiyor. Kurumsal veri politikalarınız burada oluşuyor. Veri sahibi onay ve bilgilendirme formları, yani kimlerle açık rıza yaptığınız ve bunların direkt açık rıza metinlerin hazırlanması, aydınlatma metinlerin hazırlanması bu aşamada. Özellikle kişisel verilerin tespiti ve uygun, bahsettiğim gibi özellikle kişisel veriniz varsa bunlarla ilgili saklama veya paylaşmayla ilgili ek teknik tedbirler almanız gerekebilir. Ve veri aktarma şartlarının disipline edilmesi, yani verinin aktarılması gerekiyorsa istediğiniz şekilde konfigüre edilip aktarılması veya bunun yasaklanmasını sağlayacak teknolojiler kullanmanız gerekebilir. Ve fiziksel ortamdaki verileriniz, yani dolaplarda ve kağıt ortamda dosyanda sakladığınız verilerin nasıl saklanacağına dair özellikle veri merkezi ve arşiv odalarındaki yapmanız gerekenlerin ele alındığı alan burası. Diğer bir uyumluluk danışmanlık modelimiz ise tam uyum danışmanlığı. Yani artık hukukçusu da bizden, teknik kadrosu da, danışmanı da, tüm çalışmanın tarafımızdan yapıldığı anahtar teslim modelimiz var. Yani bunlar bizim hizmet modelimiz olarak bahsediyorum ama aslında KVKK uyumluluğu için yapmanız gereken yol haritasından bahsediyorum aynı zamanda. Ve bu anlamda hukukçuların yönlendirmesiyle çerçeve sözleşmeler, veri işleyen sözleşmelerini oluşturmamız gerekiyor. Bunda neden hukukçu şartımız var, neden bir hukuk danışmanı olmadan yürütemiyoruz? Çünkü tüm sektörlerin mevzuatları, sektörlerin uyduğu kanunlar, tabi oldukları yasalar farklı. Ve bununla ilgili işlem yapabilmiş, bu konuda bize görüş bildirebilecek hukukçularla çalışmamız gerekiyor. Ama buradaki en önemli konu, mevcut hukukçunuzun bilişim hukukunu bilmesi gerekiyor. Bilişim hukukuna meraklı olması gerekiyor ki ana konumuz bilişim hukuku aslında KVKK kısmında. Kurul ile yapacağınız yazışmaların şablon olarak belirlenecek kısmı burası. Veri sonları skiminin belirlenmesi ve arşiv verilerinin yapılandırılması. Yani arşiv verileri de önemli bir konu. Şöyle bir algı oluşuyor genelde. Belli bir süreden sonra giren verilerle sorumluyum gibi bir durum var. Eskiden öyleydi ama 2018'de bu durum değişti. Artık tüm arşiv verilerimiz de buna dahil. Arşiv verilerinizi de bu anlamda ıslah etmeniz gerekiyor. Verileri koruma anlamında. Verbis konusunda sıkça sorulan sorulardan bahsetmek istiyorum. Hani bahsettiğim gibi direkt kurulun yayınlamış olduğu bir soru listesi var. Bu sorular içerisinde benim özellikle bahsetmek istediğim seçme sorular olacak. Ama sonrasında sizin sormak istediğiniz soruları da cevaplamaktan memnuniyet duyarım.
Sonradan kayıt yükümlüsü olanlar sizce ne zaman kayıt olmalıdır gibi bir durum var. Yani ilk aşamada mevcut durumda kayıt tarihine kadar veri sorumlusu olarak, yani iş sınav olarak görünüyor. Ve daha sonra iş büyüyor, yaptığı iş kategori değişiyor gibi durumlarda artık veri sorumlusu sicilinde kayıt oluşma durumunda ana süre 30 gün olarak belirlenmiş. Yani buna tabi olduğunuz anda 30 gün içerisinde tekrardan kayıt olmak durumundasınız. Veri sorumlusu olan tüm gerçek kişiler size kayıt olması gerekli mi? Bu sık aldığımız sorulardan biri. Çünkü tüzel kişi dendiği zaman hep bir birçok kişinin oluştuğu, bir sınıfın oluşturduğu bir kuruluş olarak, bir şirket olarak düşünüyor. Ama bunun yanında şahıs şirketleri de söz konusu. Çok olasılığa durum değil ama bir şirket olması durumunda dahi vergisi kayıt zorunlu olabilir. Bu anlamda tek kişi olsanız dahi vergisi kayıt yükümlülüğünüz var. Çalışan sayısı nasıl hesaplanıyor? Yıllık çalışan sayımızı yine muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirdiğimiz çalışan sayımıza göre belirliyoruz. Yani tamamlama yıl içerisindeki 7 ayın ortalaması alınıyor. Bu 7 ayın ardışık olarak sıralı gelmesi şart değil. Yani 12 ayın 7 ayında 50 rakamını geçiyorsanız siz bu anlamda verbise kayıt yükümlülüğüne dahil oluyorsunuz. Veri sorumlularının işlediği tüm veriler verbise kayıt olmalı mıdır? Yani bu kategori bazında evet ama kategorinin alt başlıkları bahsettiğim gibi iletişim verilerinin neler olduğunu verbise girmek durumunda değilsiniz. Ama kişisel veri envanterinde bunu ele almanız faydalı olur. Bu anlamda tüm yaptığınız verileri tek tek verbise girmiyorsunuz. Bu anlamda sadece kategori bazda girmeyi olarak sağlamış verbis. Kayıt süreci için ücret talep ediliyor mu? Hayır, bu anlamda bir ücret vermiyorsunuz verbise kayıt kısmında ama verbis için yapmanız gereken gereksinimleri sağlayabilmeniz açısından danışmanlık almak gerekebilir. Bu kısımda bir danışmanlık ücreti oluşturmak kaçınılmaz. Bahsettiğim gibi bizim sadece verbise amaçlı, verbise konu aldığımız bir modelimiz var. Bunda bu modelimizde yine kişisel veri envanterimiz, boşluk analizlerimiz ve verbis kayıt sürecinin tamamlanması aşamalarını hizmet olarak veriyoruz. Kurul kararlarındaki yıllık mali bilanço toplamı nasıl hesaplanıyor? Bu kısımda da yine işin muhasebe tarafı, yani muhasebe uzmanlarınızın dahil olacağı bir konu. Yine kurumlar vergisi beyanname içindeki mali tablolarda yer alan mali bilançolara göre oluşturuyorsunuz. Burada önemli olan kısım aktif ve pasiflerin birbirine eşit olması. Bu anlamda yükümlülüğe ilişkin olarak ciro ya da satış hasılatı dikkate alınmıyor. Diğer bir soru. Yani direkt sizin mali bilançonuzdaki girdiğiniz rakam önemli. Ciro ya da net satış, brüt satış hasılatı dikkate alınmayacak bu tarafta. Tüzel kişilerde veri sorumlusu kimdir? Bu kurul kanun çıktığından beri sorulan bir soru. Halen daha soruluyor. Burada veri sorumlusu olarak hani şirkette çalışan birine veri sorumlusu olarak atıyorsunuz. Artık tüm cezalardan, tüm yaptırımlardan o sorumlu olacak gibi bir algı oluşuyor. Çalışan açısından da, firma sahibi açısından da. Buradaki veri sorumlusundan kasıt tüzel kişiliğin ta kendisi. Bu anlamda yetkilendirilmiş veri sorumlusu ise bu işlemleri yapacak, bu anlamda ekibi kuracak, komiteye başkanlık edecek, süreci işletecek kişi anlamında veri sorumlusu vermenize fayda var. Bunun yanında irtibat kişisi de belirlemeniz gerekiyor. Ve irtibat belirli kişisinin TC vatandaşı olması zorunlu. Yurt dışından Türk TC vatandaşı olmayan birini irtibat kişisi olarak atayamıyorsunuz. İrtibat kişisinin Türkiye'de yerleşik olmak durumunda. Çünkü direkt adres kodunu giriyorsunuz ve bu adres kodu Türkiye'deki adreslerden alınmış, veri tabanından alınmış bir bilgi. Türkiye'de yerleşik olan birine irtibat kişisi olarak seçebiliyorsunuz. Ve gerçek kişi veri sorumluları kendi irtibat kişisi olarak atayabilir mi? Atar. Doğru olan yöntem bu budur. Direkt irtibat kişisi olarak şirket sahibi kendisini gösterebilir.
Veri sorunları birden fazla irtibat kişisi olabilir mi? Olamaz. Veri kişisi sorunlarının sadece bir tane irtibat kişisi olabilir. İrtibat kişisi şu anlamda önemli açısından seçeceğiniz kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Kişinin adres bilgilerine kadar yani ev adresine kadar ayrıntılı bir şekilde giriyorsunuz. Odası bir durumda çok böyle önemli sorunlarda kişiyi evine gelme gibi bir durum dahi olabilir. Yani o kişi kapısında polisleri görebilir. Bu anlamda yetkisi olabilen işte sürece tamamen hakim bir irtibat kişi seçmenizde fayda var. İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda değil. İrtibat kişisi ama şirket çalışanı olmasa dahi tamamen yapıya hakim, sorulan sorulara cevap verebilecek, süreci işleyebilecek bir kişi olmalı. Bu anlamda yetkisi olan birini seçmeniz çok daha faydalı olur. Veri işleme faaliyeti sonlanma durumunda, yani artık veri işleme yapmıyorsunuz, bu durumda dahi ne yapmanız gerekiyor? Sicilden kaydınızı silebiliyorsunuz. Böyle bir zorunluluk yok ama ben artık veri işlemiyorum, beni bu sicilden silin diyebiliyorsunuz. Bunun için ama bir yazılı talep gerekiyor, resmi bir yazı yazmanız gerekiyor kurula. Sicili kayıt yükümlülüğünün istina olma durumunda dahi vergise kayıt olunabilir mi gibi bir soru var. Evet olunabilir ama bunun sebebi ne olabilir? Kim neden böyle bir şey yapar onu bilemiyorum açıkçası. Vergise kayıt istisnasısanız eğer vergise kayıt olmamanız sizin için artı bir şey olur. Bu anlamda bizim tavsiyemiz bu yolda. Herhangi bir teknik veya fiili durumdan kaynaklı vergise kayıt olamadığınızı varsayalım. Diğer bir soru da o. Böyle bir durum olabilir ki özellikle bence kayıt tarihinin sonlarına yaklaştığımızda ve bunu kaçıranlar, kayıt olmayanların başvuracağı yollardan biri. Çünkü süreyi uzatabileceğiniz yollardan biri ama bunu da neden olduğunu net bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Ve size belli bir süre vermiş, bu süre içerisinde 7 gün içerisinde kurula yazılı olarak bunu bildirmeniz gerekiyor ve bunu sadece bir kez yapabiliyorsunuz. Bu anlamda yine kaçarınız yok. Çalışmayı tamamlayıp vergise kayıt olmak zorundasınız. Veri sorumlusu vergise birden fazla kayıt yapamaz. Bir veri sorumlusu sadece bir tane kayıt yapabiliyor. İstisna olmadığı halde yani kayıt olmama hakkı olduğu halde kayıt olmayan kurumlar tespit edilebilecek. Yani devletin, devlet kademelerinin bu anlamda yeterli materyalleri var. Yani kimin kayıt olması gerektiğini ama kayıt olmadığını tespit edebiliyor. Çünkü tüm maliye, tüm yaptığınız sektör bazlı işleriniz tamamen devlet kademeleri tarafından biliniyor. Ve bunu tespit etmek gerçekten zor değil. Benim görüşüm kayıt olmayan herkese mutlaka belli meblağlarda en az 20 bin TL olmakla beraber ceza kesilmesi kaçınılmaz. Ve biliyorsunuz ki kurulun kurulduğu günden beri bir bütçesi yok ve oluşacak bütçe tamamen cezalarla oluşacak. Bu anlamda kendilerine bütçe oluşturabilecekleri çok önemli bir kalem. Çünkü denetlenme tarafı biraz daha iş yükünün olduğu, onların da yetkinliğinin daha fazla artmasını gerektirecek bir alan. Mevcutta çok fazla denetimlere gitme gibi durumları yok ama kayıt olmayanları tespit etmeleri bir database sorgusuna bakar. Bu anlamda vergise kaydın kaçınılmazı yok. Vergise kayıt olmamanız demek cezayı almanız demek. Kamu kurumları ile ilgili bir durum söz konusu. Çünkü özel sektörde tamam ceza kayıt olunmadı bir ceza var. Maddi yaptırım var ama kamu kurumlarında böyle bir ceza söz konusu değil. Kamu kurumlarında ise cezası personel bazlı. Yani yetkili personelin, idari kadronun bu konuda yetkili olan kamu personellerinin disiplin ve idari cezalarla cezalanması söz konusu. Yani bir para cezası olarak düşünmeyin bunu. Direkt o kamu personeline disiplin cezası olarak karşısına çıkacak. Bu anlamda kamu personellerinde dikkat etmesi gerekiyor. Kamu kurumlarında ise irtibat kişisi yine ilk irtibat kişisinde bahsettiğim gibi yetkin biri olmalı. Bu anlamda idari kadroda yetkili yönetici kademesinde olan kişileri irtibat kişisi olarak kabul ediyor kurul.
Yani ve basit sadece belli bir iş tanımı olan bir memuru bu anlamda irtibat işi olarak seçemiyorlar. Daire başkanı, ne bileyim işte direkt dairelerde veya birimlerde sorumlu olan yöneticilerin olması gerekli. Aynı kategoride iki saklama süresi varsa, yani kategoriniz aynı ama saklama süreleriniz değişiyor. Bu durumda hangisini seçmem gibi bir durum oluşabiliyor. Bu anlamda çok seçeneğiniz yok. Böyle bir durumda en uzun süreyi seçmek durumunuz var. En uzun süreyi seçerek sonraki adıma geçebilirsiniz. Kurul kararına yönelen ana faaliyet özel kişisel veri olan kişiler kimler? Verbis tarafında net bir şekilde kimlerin olduğunu belirtilen alan burası. Buradaki en önemli konu NACE kodları var. Ekonomik faaliyet Türk İstatistik Kurumu'nun koordinasyonunda oluşturulan bir NACE revizasyon var. Bu anlamda ekonomik faaliyetinizin NACE kodunuza göre bakıp ana faaliyet konusunun özel nitelikler verip olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bu konuda şüpheleriniz varsa, eğer bizim ana faaliyetimiz özel kişisel veridir diye düşünebiliyorsunuz ve çalışan sayınız ve mali bilançonuz istisnaya tabi ise, bu anlamda da kendinizi sorgularsanız vergisi kayıtla ilgili kısımda hata yapmamış olursunuz. Ve son olarak vergisi kayıt danışmanlığı kısmını ele almak istiyorum. Bu taraftaki sorularınızı yine satış danışmanlarımızla irtibat kurarak yapabilirsiniz. Onlar da sizi webinar sonunda tekrar iletişime geçecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda mevcuttaki borçlu analizindeki yaptığınız tüm hizmetler elinizde doküman olarak geçiyor. Bunun yanında vergisi kaydının yapılması için gerekli tüm işlemleri sizinle beraber yapıyoruz. Bu anlamdaki tüm sorularınızı cevaplıyoruz ve kayıt süreci tamamlanana kadar danışmanlığımızı devam ettiriyoruz. Bu yani maliyet olarak da minimum yiyeceğiniz ceza oranında olacaktır. Tekrar söylüyorum, vergisi kayıt olmamanın ceza yükümlülüğü net. Kaç kaçarı yok. Net bir şekilde çok kolay tespit edilebiliyor. Yani 1 Ekim'de ceza yeme durumunuz söz konusu. Ben teşekkür ederim. Sorularınız varsa almak isterim. Bu anlamda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Buyurun. Evet, soru yok sanırım. Teşekkür ederim ben. Tekrar görüşmek üzere. Satışçı arkadaşlarımız sizle bu anlamda irtibata geçecek. Sorularınız olursa verbis kayıtla ilgili kendi irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Metin Bey buyurun. Biraz geç kaldım Deniz Bey'in bana. Sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olayım. Webinarın başına mı dönelim diyorsunuz? Yani açıkçası o alanda gösterdiğim bir kişisel veri envanteri çıkarma metodolojimiz var. Onlardan bahsettim. Kişisel veri envanteri nasıl çıkar ve boşluk analizini nasıl oluşturabilirsiniz kısımlarından bahsettim. Ve Verbis'e kayıt için gerekli olan gereksinimlerden bahsettim. Yani kişisel veri envanteri çıkarmadan Verbis'e kayıt olmanız mümkün değil. Bu anlamda bir danışmanlık almanız sizin açınızdan faydalı olur. Buradaki hizmet modelimizden bahsettim. İsterseniz bununla ilgili bir toplantı yapabiliriz veya oluşabilecek farklı webinarlarda tekrar sizi bilgilendirelim. Bu webinarı tekrarlama ihtimalimiz yüksek. Tekrar bir araya geliriz. Kuruluşumuz bünyesinde kuracağız. Yani kuracağınız komiteyi KVKK'ya bildirmek zorunda değilsiniz. Ama bir komite kurmanız gerekiyor. Kuracağınız komite için departmanlar ve kişileri doğru seçmeniz gerekiyor. Yani bu işle alakalı yetkisi olan söz sahibi olabilecek kişilerden oluşturmanız. Yani kaba taslak departman bazlı söylemem gerekirse IT departmanı mutlaka olmalı.
hukuk temsilciniz olmalı. Yani bir hukuk departmanı veya hukuk danışmanı. Bunun yanında İK, muhasebe ve varsa bir uyum kalite departmanı komitede olmazsa olmaz ama en tepede mutlaka komite içerisinde yönetimin belirttiği bir kişi temsili olarak bulunmasında büyük fayda var. Çünkü her regülasyonda olduğu gibi yönetim desteği KVKK'da çok önemli. Teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Tekrardan bir araya gelmek ümidiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.